Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün biraz moralimiz bozuk. Ah köyüm ahla aramızdaki bağı bilen can bağlarımız bize iki gündür çok fazla mesaj ve yorum gönderiyor. Biz de gene elimizden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. İnanın dostlar, biz de çok üzgünüz ve bir süredir biz de kararlarından vazgeçirmek için, işte YouTube'a devam etmeleri için çaba sarf ediyoruz ve YouTube'u bırakmalarını da hiç istemiyoruz. Evet. Buradan tekrar böyle bir video da yapmak istedik ki hem kendi fikrimizi söyleyebilirim hem de yani nacizane ufak da olsa belki ufak değil mi bir hareket olur. İçlerinde bir şeyi evet, değiştirir. Yani gelen yorumlar o kadar haklı şeyler söylüyorsunuz ki aslında çok seviyorsunuz. Çünkü uzun zamandır kuvvetli bir bağ kurulmuş. Hı hı. Ah Köyüm Ahla izleyicileri, takipçileri arasında. Onlar da çok seviyorlar ama bu çok ciddi bir mental yorgunluğun işareti. Ya umuyoruz ki bu sadece bir ara olur. İnşallah. Yani bizim temennimiz o yönde. Şu an uzaktan tabii telefonla ancak iletişim kurup yani ben Esen'le, Deniz'le, Tarık abiyle konuştu. Fakat şu anda kararlarında net gözüküyorlar. Kararlılar. Yani çok orada bir etki yaratamadık ama bir yandan da şöyle bir şey var. Aramıza yeni katılan can bağlarımızın ve bizi uzun süredir takip eden can bağlarımızın Ah Köyüm Ah üzerinde böyle bir tesirimiz olabileceğini düşünmesi, bu bağ çok kısa görmüş sürede olmaları, hissettirmiş olmak bizi gerçekten çok mutlu etti. Ama şu anda maalesef pek bir yol kat ettiğimizi söyleyemeyeceğim. Ya şimdi hem Ahmet abiyle, Ahmet Çakır'la hem biz ayrı ayrı görüşüp hani bir daha düşünebilir misiniz? İşte şöyle olabilir mi? Böyle olabilir mi? Abi hatta en son şunu dedik. Abi size buradan bir yer baksak. Evet, aynı şeyi ben hani de size söyledim. Sizi yanımıza alsak nasıl olur? Yani burada da devam edebilirsiniz bile söyledik. Ama tabii şu da var. Şimdi her şey anlatılamıyor. Ya da her şey söylenemiyor. Bunu yaparken de yine bize düşmez, o yüzden biz bu konuyla ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğiz. Şunu söyleyebilirim, o kadar naif ve o kadar iyi insanlar ki kimseyi kırmamak, kimseye zarar vermemek adına gerçekten hiçbir şey söylemiyorlar. Evet. Bu yüzden de biraz böyle belirsizlik gözüküyor olabilir. Durum sanki böyle havada kalıyor olabilir. Ama bu onların iyi insan oluşundan, gerçekten çevrelerine nasıl faydam olur zihniyetiyle düşündüklerinden kaynaklanan bir durum. Yani gene özetlersem, bu buzdağının gözüken kısmı, acaba aşağısında ne var diye ben sadece düşünmenizi ve hissetmenizi söyleyebilirim. Çünkü böyle bir durumda da birisine ya hadi bunu yap, bunu yap, bunu yap diye ısrar etmek de hoş olmuyor. Hı hı. Sevdiğimiz insanların aldığı kararlar neticesinde yanlarında olmalıyız sadece, evet, diye düşünüyorum. Her durumda biz desteklemeye devam edeceğiz. Yanlarında olmaya tabii devam edeceğiz. Biz yanlarında olmaya, desteklemeye, kendi gücümüzce ne yapabiliyorsak, nasıl destek olabiliyorsak onu sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii ki gönlümüz geçen şeyleri de söyleyip aramızdaki samimiyet doğrultusunda ya abi bırakmasanız olmaz mı, işte şöyle yapabilir miyiz, böyle yapabilir miyiz diye bir şeyler söylüyoruz. Ama ne yazık ki şu an gözüken durum bu. Yani gelen yorumlarda en çok söylenen şey çok emek verdiler, çok zorluklar, çok badireler atlattılar. Bu kısımda takılmasınlar, ne olur en azından YouTube'u bırakmasınlar. Bizim de en çok söylediğimiz şey var. Evet, yani evlerini de satıyorlar. Hani o noktada bir şey söyleyemiyorum ama YouTube için en azından dediğim gibi kendi adıma temennim sadece ara vermiş olmaları yönünde. Biz izlemeyi çok seviyorduk. İzlemeye de devam etmek istiyoruz. Evet. Eminim bizi izleyen herkes de zaten aynı temennidedir. İzlediğiniz insanlar aileniz gibi oluyor. Aile ferdiniz gibi oluyor. Sanki devamlı haber aldığınız için bu çok farklı bir his. Şimdi biz bunun iki tarafında da varız. Hem bir şeyler üretiyoruz ve izleniyoruz. Hem de Filiz'in dediği gibi izleyeceğiz. Hem izlediğimiz hem izlendiğimiz birileriyle buluştuğumuz zaman bunu daha da iyi anlıyoruz. Evet. Ya mesela işte Tarık abi ve Esen ablayla ya da Ahmet Çakır'la. Çünkü şöyle oluyor. Siz onları aslında tanıyorsunuz. Onlar da sizi aslında tanıyor. İlk kez buluştuğunuzda bile çok farklı bir samimiyetle devam edebiliyorsunuz. Ya da bize gelen can bağlarımız, görüştüğümüz can bağlarımız gerçekten bir bağ kurup aile gibi olup birbirini merak edip haber alıp konuşup, değil mi? Çok fazla evet, insan var öyle. Bu çok farklı bir duygu. Bunu çok iyi anlıyoruz. Neticede hayatını sizlerle paylaşan insanlar olduğumuz için sizden gelecek ya gitmeyin ya da işte şöyle yapın ya da bunu böyle yapın gibi tavsiyeleri tabii ki ciddiye alıyoruz ama bu yapılabilecek durumdaysa İnşallah onlar da kendileri için en doğru kararı verecekler. Nihayetinde bir evlatları var. Bizim onların hayrına düşündüğümüz şeyleri onlar fazlasıyla çok kendileri için düşünüyorlardır. Detaylı değerlendiriyorlardır. Bundan hiç şüphem yok. İnşallah ama bizi de mutlu edecek bir karar alırlar en sonunda. Yani. Ya zaman her şeyin ilacı. Şimdi evet, yarın ne getirir bilinmez ama yine söyleyelim, çok kararlılar.
evet, bu konuda. Tarık abi mental olarak çok daha yorgun. Hani şey yani, yapmak istemem çünkü buradan olmayacak bir şeyin ümidini de vermek istemem. Evet. Ama bizim de ümidimiz zaman her şeyin ilacı, yarın ne getirir, evet, belli olmaz. Ama sonuçta olayı yaşayan ve onu yaşayacak olanın kendisinin bu kararları alması en sağlıklısıdır, değil mi? Evet. Biz zaten aslında video yayınlanmadan öncesinde de sizin bizden ricada bulunduğunuz konuşmaları yapıyorduk. Yapmaya başlamıştık. İletişim bir şekilde kuruyoruz. Şimdi sizden gelen yorumları da aktarıyoruz. Yani insanlar ne olur lütfen ikna edin şeklinde çok fazla bize de yorum geliyor. O nedenle biz de böyle, evet, bir şu anda açıklama yapma gereksinimi duyduk. Biz gerçekten elimizden geleni yapıyoruz. Yakın zamanda da yüz yüze görüşeceğiz. Evet, inşallah. İnşallah yüz yüze de aktaracağız sizin bizim kanalımızda yaptığınız Ahköy Mahlı alakalı yorumları. İçtenliğinizi gerçekten hissediyoruz. Onlar da tabii ki hissediyorlardır. Bakalım hani sonuç ne getirecek, inşallah etkili olur, tesirli olur. İnşallah diyelim. O zaman biz bugünkü işlerimize dönelim ve videomuzu normal seyrine geri alıp bahçe işlerimize başlayalım. Öyleyse artık işlerimize başlayalım. Tamam. Toprağımız da özel bir toprak. Düşmez değil mi? Düşmez. Noktaları var. Bu noktalardan böyle sular damlamaya başlıyor. Friz Hanım beğendin mi? Yine düzenli oldu bak. Ya şurada bir tane, o ne deve kuşu gibi ya. Aç bakalım. Kocaman. Şunu aç şunu. Evet, orada da var galiba. Kabuk şaşıyor ya. Dün bunlar için Ezine'ye gittik dostlar. Şöyle iki tane iğne aldım. İğneye çektirdim. Bu Joe için. Çünkü Joe 2 kilo. Bu da Bambam için. Bambam 27 kilo. Şunu sana vereyim Filiz Hanım. Şimdi bunu deri altına yapacağız. Bu işe yarayacakmış inşallah. Bu kene ve pire için. Pire problemimiz yok da. Bam bam. Gel. Otur. Bekle. Oh, akıllı oğlum benim ya. Aferin oğlum. Koş. Özlem Atullah, kene problemini de çözersek gayet mutlu olacağız. Değil mi oğlum benim? Sıra Joe'da. Birini susacağız, birini yapacağız. Tamam. Yok bir şey, yok. Aç çığırtka. Tamam. Ay Joe çok komiksin. Ay babam. Gel. Hayır. O senin için çok ufak. Sen benimle oyna. Nasıl çırtkan ama. Dün Ezine'de bir veterinerle görüştük. Ya dedik ne iyi gelir. Ya dedi bazı yağlar var dedi, ayarlanabilir. Şimdi onunla ilgili de bilgi verdi. Aktardan bunları da temin edip yapmaya çalışacağız. Ama en etkilisi dedi iğnedir. Yapılabilecek. Ama dedi üstüne gelmeyi engellemez. Üstüne geldiği zaman böyle kısa süre içinde böyle bir yarım günde falan felç olup üstünden düşerler dedi. En azından bir şey deniyoruz bakalım ne olacak. Dostlar biz hidroponik tarım yaparken yani topraksız tarım yaparken çilek yetiştireceğiz ama bunlar bizim Sakarya'dan getirdiklerimiz, Sakarya'dan getirdiğimiz fideler. Orada da tüketmiştik zaten geçen yaz mı ya, böyle çok severek tüketmişti. Çok da güzel aroması olan bir çilek. Şimdi bunlarda bir yer değişikliği yapacağız. Hatta şöyle bilmem Deniz gösterebilir mi? Çilekler var üstünde şurada minik. Vermeye başlamışlar bile. Bunu internette görmüştük dostlar. Böyle pet şişelerle güzel bir sistem yapacağız çileğimiz için. 3 tane var zaten. 3 tane de pet şişemiz var. Ve 1 adet de babakale bıçağımız var. Bu babakale bıçağının öyküsü de bir babakale turu atmıştık. Çok güzel. Orada var. Bu bıçakların hikayesini anlatıyor. Bir zaman sana sen dışarıdaydın. İkinci kez söyleyeceğiz ama bu da Çanakkale Savaşı'nda kullanılmış, burada üretilmiş bıçaklardan bir tanesi. Bıçağın ustası anlatıyor. Ustası anlatıyor evet. Hani bizde değil Babakale'de. Şimdi benim internette gördüğümde buna böyle önlü arkalı bir cep açıp içine ekiyordu. Çilekler de buradan aşağı sarkıyordu. Çilek toprağa değmediği için çürümüyordu ve daha böyle pratik hem sulaması hem de meyveyi toplaması kolay oluyordu. Biz de onu yapmayı deneyeceğiz. Bir naçizane yayılma imkanı vermiş oluyorsun aşağıya doğru değil mi? Evet. Ben toprak doldurayım mı şimdi? Başla. Toprağımız da özel bir toprak.
Hep bahsediyoruz ya, bizim daha önceden burada tavuk çiftliğimiz vardı. O tavuk çiftliğindeki tüm kakaları arazinin bir bölümüne yaymıştık. Ne oldu? Evet. Eldiven alıp geleyim. Ama toprak oldu artık. Şaka yapıyorum. İki senedir orada böyle kompost gibi çok güzel bir gübre oluşmuş oldu. Toprak oluşmuş oldu. Biz de onu koyuyor şimdi. Çok güzel ya bunun aroması. Tadı çok güzel bunların. Aslında çilek yerde falan koysak yayılır mı ya? Ama işte çocuklar hiç rahat vermez. Ya poşet koymak lazım. Bir de evet. Çürüyor. Çürüyor yani. Evet. Toprağı çilek toprağı değdiği anda çürüyor. O yüzden dedik böyle bir yol. Artık bizim de üçüncü senemiz bazı şeyleri öğrenip daha doğrusunu yapmak, değil mi? Evet. Rıza Hanım. Ama ilk kez böyle pet şişelerle şey yapacağız. Bunları böyle güzel asarsak. Asarız. Ha. Geçen sene de bununla yaptık sonuçta. Bunu bir yere asmıştık. Gene toprağa değmiyordu önünden. Evet. Evet. Hatta meyilli asmıştık böyle öne doğru gidiyor. Çitleri asmıştık ya. Evet. Şimdi ben şuradan elimle almaya çalışacağım. Sakarya'nın toprağı geldi. Sakarya'nın toprağı. Biraz sirkeleyelim bu toprağı. Evet. Dışarıya değil mi? Yani olur. Ah. Ben şu bahçe tarafına gidiyorum arkadaşlar. Köklerine zarar vermeden. Bak bak şuna. Ya orada ne yapıyorsun? Yer açıldığı için saksının içine yapıyorum. Bu Sakarya toprağını da bahçeye atıp bir daha mı çapalasak oranın? Olabilir. Karışsın diyorsun. Karışsın buraya. Şuraya da toplayacağım. Tamam alalım. İnsan daha farklı. Bak şöyle yeterli herhalde değil mi? Bilmiyorum. Nasıl bir kök ya? Bir bak. Evet. Bak. Ama biraz bu topraktan da şey olsun. Sırtı güplerle zaten şey yapacaklar. Ay Denizhan şey vardı. Muz kabuğuyla yaptığımız, soğan kabuğuyla yaptığımız gübremiz var. Aha. Sera girişine falan bir direk gibi bir şey de asılabilir. Sera da, bunlar seranın içindeydi biliyorsunuz. Biraz sıcak tabii artık. Fazla artık orası sıcak gelmeye başladı. O yüzden bir yer değişikliği gerekiyordu. Bu tamam. Bu da tamam. Sakarya'dan getirdik. Çanakkale mi? Güzel oldu, güzel. Şimdi güzel ekip can sularını verelim. Nasılsınız? Şu toprağı da size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yapsana ya. Çok güzel bir toprak yani. Kıpkırmızı zaten. Nasıl asacağız? Ups, şalvarla. Şalvarla ne haber? Zorla bu botlarını giyiyor. Evet. Evet. Şallarını göster, şallarını, şallarını göster. Beka. Beka. Gel, giriş. Giriş. Şimdi bak şunları şu sopaya mı geçirip asayım? Yoksa her birini tek tek şöyle yüksekten aşağı doğru mu asayım? Sence hangisi daha güzel olur? Sopayla da güzel olur ama... Sopayı çok beğenemedim ya. Ben tek tek hepsini bağlayayım. Tek tek şey yapayım. Ya gel, dursun sopa sonra. Hoşumuza gitmezse gerekirse kullanırız. Şimdi ben biraz o zaman size çilekler hakkında bilgi vereyim dostlar. Kendi araştırmalarımız. Çilek kumlu toprak seviyormuş. Tam Çanakkale tam, toprağı. Tam burasının toprağı. Nemli toprak seviyor ama ıslakta kalmak istemiyor. O yüzden altlarını açtığımız delik zaten çok işe yarayacak. Ve güneşi seven bir bitki. Günde en az 6 saat güneş alması gerekiyormuş. Tam bu arada istediği gibi günde 6-7 saat güneş alan bir nokta. Düşmez değil mi? Düşmez canım. Üstümüze düşmez değil mi? Ve bize bir şey var ya, eksi 10 dereceye kadar da soğuğa dayanıyor. Soğuğa dayanıyormuş. Bak baba ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor baba? Bak ilk şurada ye. Dur bir dakika, yiyebiliyor muyum bakayım? Yersin. Çok yüksek bana. Yetişiyorum tamam. Bu en yükseği olacak. Zaten aşağıya doğru sarkacak sonuçta. Evet. İnşallah hayallerimizdeki gibi olursa aşağı doğru sarkması lazım. İlkincisi. Ha? İlkincisi. İlkincisi. Zaten şimdi hani her iki o pencereden aşağıya doğru dolu dolu sarktığında güzel çok güzel görünecek. Ya olmadı bir de boyarız bunları. Belki. Pet şişeleri mi? Pet şişeleri. Böyle kırmızı, mavi, yeşil ana renkler ya da sarı. Bakarız ona. Hoş yeşil ana renk değil zaten. Bak. Bak bu da böyle olsun. Geçerken çarpacaksınız ama siz çok öyle. Böyle mi olsun? Yukarıda olsun, çok hafif. Bir tık daha indirebilirsin bile. Ha, tamam.
Murat Deniz, ablanla sen yiyeceksin bak bu çilekleri. Çok güzel kokusu ya, kokusu ablan şuradan geçerken seviyor. Bile. Bu çilekler de çok güzel çilekti ama. Evet, gerçekten güzeldi. Şimdi bu çileği ya, şimdi bu çok güzel ya. Evet. Bunu çoğaltmak istersek acaba dalından mı çoğaltmalıyız yoksa tohum mu? Onu bilmiyorum. Aslında o yapmak istediğimiz tarım için bu çileği çoğaltsak çok güzel olur da. Yani o kadar hızlı çoğalır mı? Yok yani, o kadar çok nasıl çıkacak ki? Çok dal atması lazım. Nasıl yapılır? Hani onu? Zaten tohumdan olması uzun sürer. Evet. Çünkü meyve bir verecek de. Onun için. Tabii önce bir serayı kuralım. Evet. Yakında onun da çalışmaları başlayacak. Bu da böyle yok olsun. Yok ya, öyle değil. Diğer eli tam da yapabilirsin. İndir aşağıya. İlk yaptığınla aynı boyda. Yani buradan geçilecek ya, hem işte böyle ha, evet. Şey olur. Peki ha? Tamam. Kötü mü böyle? Yok, güzel. Var mı? Onun içindeki gübreli suyu. Biraz daha getireyim mi gübreli su? Bir bakalım. Şöyle hakikaten can suyunu verip şey yapsaydık keşke. Efendim? Keşke sularını da verip assaydık. Evet, daha mantıklı olurmuş. Ama böyle de güzel oldu. Bakalım sulanabiliyor mu? Öyle sulanıyor. Ama dostlar, bahçe için öyle güzel hayallerimiz ve planlarımız var ki. Çok güzel olacak bahçe. Yaz sonuna kadar. Yani yaz zaten, bahar geldi, yaz geldi. İş artıyor tabii ki köyde. Ama bunların yanı sıra, yani bahçe işlerinin yanı sıra dinlenme alanı için çok güzel planlarımız var. Filiz, bir de sen bak. Yetişebiliyor muyum bakayım? Bence yetişiyor. Şundan yemek biraz zor olabilir. Onu da ben yiyeyim. Size. Gayet güzel oldu. Yakıştı evet. Buraya da ya. Böyle. Şöyle düşünsene, boydan boya olacak, çilekler sarkacak. Şimdi şunu düşündüm. Zaten şuralar kapanacak bu sağdan soldan aşağı çilek onu sarkınca. Onu dedim ya, zaten buralar gözükmeyecek. Üstüne böyle mantar şapkası gibi farklı evet, görüntü olacak. Olur. Yani belki şu pencere olmayan taraflardaki boya gözükür. Evet, olabilir. Şu arkada ne görüyorum ben Filiz? Bakla mı topladın gene yoksa? Bezelye. Ha, bezelye mi, tamam. Evet. Ha, baklaya benzetmiştim. Bezelyelerimiz. Aç bakalım, göster bezelye. Tırnağım düzelmedi. Şey yapamıyorum, bastıramıyorum ya. Ha. Bezelyelerimiz. Akşam bezelye var o zaman. Evet. Güzel böyle bir bezelye yaparız. Filiz, o zaman bahçeye geçelim. Bahçede işimiz çok. Tamam. Yani orada gerçekten işimiz çok şu an. Evet, evet. Başlayalım. Evet, bu kadar lay laylom güzeldi. Sürdüğümüz alan burasıydı. Bir önceki videoda sürmüştük. Bak, şu borularımızda damla sulamalar için, biraz yaklaşırsan Filiz. Tabii. Damla sulamalar için böyle alanlar var. Yani burada 1, 2, 3, 5, 6 sıra. Ama önüne ve arkasına birer sırada biz ekleyip 6, 7, 8 sıra. Buraya hat döşememiz gerekiyor ki buraya su verdiğimiz zaman otomatik olarak sulansın. Bak, bunların da böyle noktaları var. Bu noktalardan böyle sular damlamaya başlıyor. İşte daha verimli bir sulama oluyor. Daha az suyla daha iyi bir verimli sulama yapabiliyorsunuz. Hem toprağın mineralleri akmıyor çok fazla suladığınız için. Hem de daha böyle uzun süreli kolay sulayabiliyorsunuz. Burası Sakarya gibi değil. Yani Sakarya'da belki hiç sulamak gerekmiyordu ama burada gerekiyor. Sakarya'nın toprak yapısı da zaten suyu tutan, evet, hem suyu tutan hem çok sulak. Olabilen, evet, biz toprak yapısı zaten. Burası daha kumlu tınlı bir toprak. Demişken. Suyu çok, evet, Sakarya'nın toprağı. Sakarya'nın toprağı. Evet, meç edeceğiz burayla şimdi. Buraya atarız. Burada dursun. En son ekerken böyle bitkilerimizin şeyine biraz Sakarya toprağı da şimdi oluruz. O zaman başlayalım. Deniz'in dediği gibi bu tarla ilk önce sürüldü tabii ki. Tabii. Ama ilk önce büyük şeyle değil mi? Çapa motorla. Traktörle yapmıştım. Traktörle burada. Evet, Denizcan yapmıştı. Sonrasında da bu kısmı böyle belki 4 tur 5 tur falan bu el çapasıyla daha ince yumuşak bir hale getirdik. Yine Denizcan yaptı. Yine ben de yaptım. Filiz de yaptı. Yani bir tur da Filiz geçti. Şimdi burası şu an ekim için hazır. Damlalıkla sulamaları da yaptıktan sonra kafamız artık neyi nereye ekeriz kısmını konuşacağız. Filiz Hanım, beğendin mi? Yeni düzenli oldu bak. Ya sadece az geliyor gözüme ya. Bizim Sakarya'daki ilk bahçemize benziyor. Altındere'deki. Evet. Aşağı yukarı o kadar. Yeter aşkım, daha ne olacak bize? Biz kendimiz için ekiyoruz. Evet de. Kocaman alan ikincisi. Öyle ufak değil yani. Şu an orası en aşağı. Hani tavukların şeyi kadar 60-70 metrekare bir yer. Gerekirse de. Ya gerekirse var. Hani borularımız vesairemiz var.
Bak 3 sıra domates eksek, 2 sıra biber eksek, 1 sıra salatalık eksek, 1 sıra da kabaktırma, baktır vesaire eksek. Şu an nereye ne ekeceğimizi de güzelce planlamak lazım. Çünkü mesela sarılacak şeylerle onu son tarafa ekeriz bence. Hani bak orada zaten daha toprağın sürülmüş kısmı da var. Tel de yapacağız, daha yapacağız. Salatalık ekeceğimiz yere de tel yapacağız. Yapalım, telimiz var. Tırmanması için. Tırmanması için. Yani tırmanacak şeyleri yapacağız. Şeyi falan da çünkü domatesimiz falan da hepsi sırık. Onlara da bir şey yapmamız lazım. Zaten daha bahçenin çok işi var. Şimdi sadece fideleri ekeceğimiz şekli hazırladık. Evet. Evet, onay verdiğin için teşekkür ederim. Düşünüyorum bir yandan. Şu köşeye mesela şey, damla sulamalığın gitmediği yere karpuz, kavun falan olabilir. Hı hı. Domates mesela ne bileyim, tek 2 sıra, 3 sıra domates olsa. Şey yapabiliriz, borulardan bir boru daha ekleyip en dış çevreye 2 sıra mısır ekebiliriz. Hı. Hem şey olsun diye mi, sırık olsun diye mi? Yoksa? Yok, en dışına ya, böyle bahçe çerçeve olduğu gibi. Böyle çerçeve gibi onu ekebiliriz belki. Olabilir. Tezcan, şimdi şu boruları falan kaldıralım buradan. Ben içeriye gireyim, artık bayram temizliği zamanı. Yani bugün yarın temizlikle geçer. Sen de civcivlerin evine eğer bayram temizliği yaparsan balkonu süper olur. Evet, balkon biraz kötü halde. Evet, biraz koku da artık olmaya başladı. Balkon biraz çığırından çıktı. Bak oradan da Filiz çıktı. Tam bana temizlemem için malzemeler getirdi. Balkon biraz kokmaya başladı. Çünkü yani civcivler çok dışkılamaya başladı. Artık büyüdüler. Çok yakında oradan çıkacaklar. Baksanıza zaten neredeyse içindeki kadar oldular yani. Evet. Ufak geliyorlar. Bir de bir kaçak olmuş. Şu yerde gördüğünüz siyahlıkların hepsi civciv kakası. Sabah bir kalktım, burada orta kapı açıktı. Ya. Tüm alt kat dışarıdaydı hepsi. Yani. Hepsi. Onunla uğraştım. Şimdi ama burayı komple temizleyeceğim. Sen bana villadayı da hazırla, sonra bir villada da geçeceğim. Hem buranın tüm kokusu gider, komple temiz olur. Burası mis gibi olur. İstediğiniz gibi işte. Evet, müdür nasıl olmuş? Güzel olmuş. Beğendin mi? Senin işin tabii evde daha zor da. Çok en azından ben de şöyle balkonu. İşim çok. Gayet güzel yaptım. Bir civcivleri göster ya. Ya bir can bağımız demişti ya, civcivleri az gösteriyorsunuz, daha fazla gösterin. Evet. Ya şey, civcivleri şöyle biraz yayabilsek daha güzel olacak da. Ya şurada bir tane, o ne, deve kuşu gibi ya. Aç bakalım. Kocaman. Şunu aç şunu. Dur. Evet, orada da var galiba. Tabak şu. Baksanıza kocaman. O da o bakayım. Horoza benziyor, evet. Horozlar biraz daha iri olur zaten. Daha hala ölü yok. Şükür. İnşallah. Evet, evet. Şükür. Ya kabin çok güzel o konuda. Kabin yani içine koyduğunu büyütüyor. Bir sorun yoksa, problem yoksa içine koyduğun büyüyor. Evet. Yumurtalarda bak 7. gününde. Bunu saymıyoruz ya. Daha hızlı geçiyor. Öbürü bana böyle bir türlü geçmek bilmiyordu. 7 olmuş. Ben bugün şaşırdım evet. Ona. Evet, yani şey, böyle çok heyecanlı bekliyorduk, her gün gidip kontrol ediyorduk. Bunu biraz böyle hani şunlarla oyalandığımız için civcivler, onlar biraz böyle kenara garip kaldı ama içinde onda 30 tane yumurta var. İnşallah 30 tane yumurta. Bakalım kaç tane çıkacak. Evet. Onun da bir ara aslında şeyini yapalım, kaçı dolu kaçı değil, ona bakalım yani. Bakalım. Haftaya bakarız, 10. günde falan tam. Yani öyle olur. Yapmıştık değil mi? Geçen seferde biraz daha ileri bir vakitte bakmıştık. Ona bakalım. O son sütü içmeyecektim Murat Deniz. O son sütü içmeyecektim Murat Deniz anne. Ne bayılmış. Kadar çok uyudun ya. Bayılmışsın Oğlucuğum yani. Bu nasıl uyumaktır annem ya. Biraz çok uyuyoruz değil mi anne? Günaydın. Günaydın. Surata bak hiç. Günaydın. Gibi. Evet dostlar, biz bir günün daha sonuna artık geliyoruz. Yavaş yavaş iftara hazırlanıp artık bayrama da hazırız demeyeyim de işte akşam hazır olacağız. İftardan sonra inşallah hazır olacağız. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz.
Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yorum, like, takip değil mi bizim evet, için? Hepsi lazım. Hepsi lazım dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça